Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Müftülük Geçici Çarşıları ve Sakarya Büyükşehir Çarşısı'nın kura çekilişi gerçekleştirildi. Bu kadar oldu ya. Maşallah. Bir numara. Tuncay Yılmaz, çiğ köfte. Çekiliş programına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve hak sahipleri katıldı. 44. Haydar Demir, Selamik. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, esnaflarımızın yanında olmaya devam ediyoruz dedi. Şu ana kadar şehrimiz genelinde merkezde 2436 ve ilçelerde 1619 olmak üzere 4055 geçici iş yeri planlanmış. Bunlardan 2015 merkezde tamamlanmış, ilçelerimizde de 1369, yani 4055 planlanan iş yerinin 3384'ü tamamlanmış veya teslim edilme aşamasında olduğunu görüyoruz. Bugün de 135 iş yerimizin teslimini gerçekleştireceğiz. Bunun 40'ı hak sahibi, yani mevcut yerinde dükkan olan, onlar kura dışı olarak, ama 95 kura çekmiş olacağız. Burada tabii her bir kura çekilişinde bahsettiğim gibi bu süreç Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde oluşturulan Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi marifetiyle yerine getiriliyor. AFAD'la işbirliği içerisinde. Burada tabii ki şehirlerimizin de çok büyük desteği var. Bugün kurasını çekeceğimiz yerlerden biri Sakarya ilimiz ve Sakarya Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle oluşturduğumuz hemen belediyemizin önündeki yer. Burada 50 iş yeri var. Diğer iş yeri de 85 iş yerlik müftülük alanında oluşturduğumuz iş yeri. Yine bunların kura çekiminde, bunların paylaşımında birkaç kuralımız vardı. Bir, iş yerleri yıkılmış veya acil yıkılacak, ağır hasarlı olacak. Bir de oluşturduğumuz iş yeri alan içerisinde uygun alandaki esnafımızı davet ediyor idik. Şu anda ilanda olan Sarayaltı Demirciler alanında 28 iş yerimiz var. İlana çıkılması beklenen, yani hemen yakında çıkacağımız da elektronikçiler için 28, Kuzey Çevre Yolu'nda bizim oluşturduğumuz 24, muhasebecilerde 150 olmak üzere hemen sırada da bekleyenler var. İnşallah kuranın hayırlı uğur olması, esnafımızda hayırlı işler getirmesini temenni ediyoruz. Konuşmasının devamında Başkan Güngör şunları söyledi. Şehrimizin planlaması ile ilgili mikro bölgeleme çalışmaları sonuçlandı. Raporları bugün yarın bekliyoruz. Hemen bunun sonucunda da planlama çalışmalarını hızlıca bakanlığımızla ortak olarak hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı amaçlıyoruz. Yine bu alanda bu planla beraber eş zamanlı olarak da bu yıkımın en fazla gerçekleştiği Trabzon Caddesi, Azerbaycan Caddemiz ve civarında bakanlığımız bir kentsel tasarım projesi yapıyor. Bu da hızlı bir şekilde devam ediyor ve bunun aşamaları ile ilgili sizlerle de paylaşmış olacağız. Özellikle karkası bitmiş binaların rahatlatılması konusunda bir adım attık. Burada belli bölgelerde, jeolojik etütte ön plana çıkan, hemen sonuç veren alanlarda bunu rahatlattık. Ama önümüzdeki gün peyderpey diğer inşaat alanları da inşallah rahatlatmış olacak. Hem bölge olarak hem ilçe olarak. Ben tekrar esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.